Merhaba sevgili seyirciler. Bir Bana Dinden Bahset programında da yine sizlerle birlikteyiz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyoruz. Bana Dinden Bahset programı KRT stüdyolarında başladı. Sevgili seyirciler, bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim programımız uzun süren bir maraton koşusuna benzeyen bir programdır. Günübirlik hadiselerden ziyade 8 yıldır bu ekranlardayız. Kur'an-ı Kerim'in nuzul sırasına göre Alak suresinden başladık. Hiç atlamaksızın satır satır tane tane teker teker okuya 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 şu anda Ali İmran suresinin 189. ayetine geldik. Bugün 189 ve 195. ayetler arasındaki bölüm üzerinde duracağız. E, 6 ayet okuyacağız. Bir dua ayeti. Ali İmran suresinin son bölümünde, sondan bir önceki paragraf bölümünde yer alan bir suredir. Böyle böyle devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i açık yaşayan bir Türkçe ile e, Türkçe konuşan insanlara, Türk dil, tarih ve kültür evrenine ortaokul son sınıfta okuyacak okuyan bir gencin anlayacağı bir Türkçe ile, kahvede oturan adamın anlayacağı bir Türkçe ile, evde oturan insanların bir taraftan televizyon seyredip oradan oraya, oradan oraya zıplarken diğer taraftan böyle kahve içerken dinlerken anlayacağı bir Türkçe ile açık açık Kur'an'daki tabir ile tertil ile yavaş yavaş, yavaş yavaş düşüne düşüne açıklayarak gidiyoruz. Programımızın birinci bölümü böyle. İkinci bölümde de gelen soruları cevaplandırıyoruz korona şartları, korona virüs şartları, Covid-19 şartlarında e, bir yıldır yaşıyoruz. O nedenle programımızda ona uydurduk. Stüdyoda seyircilerimiz yok. Sokaklarda insanlara mikrofon uzatıp programın bugünkü bölümüyle ilgili sorular sormuyoruz. Stüdyoda tek başına. Bir de Hakan Çelik. E, Soruları bana yöneltiyor internetten, sosyal medyadan gelen. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi bugünkü bölüm üzerinde önce bizim kendi hazırladığımız, yani önümde duran, yaşayan Kur'an, Türkçe meal tefsirinden benim yaptığım çeviriyle, yıllar önce yaptım tabii bu çeviriyi. Nereden baksanız 15 yıl önce ben bu tefsiri yayınladım defalarca üzerinde durduğum bölümlerdir bunlar. Şimdi onu Hakan'dan bir dinleyelim. 5 ayet, dua ayetleri dinleyeceksiniz. Çok güzel bir bölümdür. Sonra devam edeceğiz. Sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter. İyi dinleyin. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün ardı ardına gelişinde akıl ve vicdan sahipleri için büyük ibretler vardır. Akıl ve vicdan sahipleri ayaktayken, otururken, yaslanırken hep Allah'ı hatırlarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine derin derin düşünürler. Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Gerçekten çok büyüksün. Bizi o ateş azabından koru. Ey Rabbimiz sen kimi o ateşe atarsan onu kesinlikle rezil ve perişan etmişsindir. Ve bu zalimler yardımcı da bulamazlar. Ey Rabbimiz bizi Rabbinize iman edin diye imana çağıran sesi duyduk ve derhal iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, yanlışlarımızı hoş gör ve iyilikle dolu bir hayat yaşamış olarak ölmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz, elçiler aracılığıyla bize söz verdiğin nimetleri bahşet. Kıyamet gününde yüzümüzü kara çıkarma. Sen sözünde durursun bundan hiç şüphemiz yok derler. Rableri de dualarına şöyle icabet eder. Erkek kadın hiçbirinizin çabasını boşa çıkarmayacağım. Hepiniz eşitsiniz. Benim için zulüm diyarlarından göç edenlerin, ülkelerinden sürülenlerin, yolumda işkenceye uğrayanların, vuruşup çarpışanların ve bu yolda öldürülenlerin yanlışlarını hoş göreceğim. Onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Onlar... Allah katından muhteşem ödüllere layık görülecekler. Ödüllerin en güzelini Allah verir. Evet sevgili seyirciler, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin sonunda yer alan ve hemen hemen tamamı dua ayetlerinden ve bu duaya Allah'ın verdiği cevaptan oluşan bölümü dinlediniz. Ali İmran Suresinin 189 ve 195. ayetleri arasındaki bölüm. 6 ayet. Ey Rabbimiz, Ya Rabbena diye dua ediliyor. Niyazda bulunuyor, yakarışta bulunuluyor. Dediğim gibi güzel bir dua bölümüdür. Şimdi burada başında ve sonunda girişler var. Ortada da yapılan dualar var. Onları dinlediniz. Ee, bu bir niyazdır. Bu bir yakarıştır. Fakat yakarış esnasında adeta nasıl dua edileceği, nasıl yakarılacağı, yakarılırken ne deneceği, hangi kelime ve kavramların kullanılışı da bize bir yerde öğretilmiş oluyor. Bölüm neyle başladı? 189. ayette Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Mülk Allah'ındır diye başladı. Al-i İmran suresinin son bölümündeyiz. Bundan sonra bir paragraf daha var. Gelecek hafta Al-i İmran suresini bitirmiş olacağız. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Lehu Mülkü semavatı var. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Şimdi bu söz Kur'an'ın nakaratlarındandır. Buna nakarat diyelim. Daha iyi anlaşılır. Nakarat ne demek? Tekrar demek. Tekrar. Nakarat. Hani müzik parçalarında, şarkılarda, aralarda böyle nakaratlar vardır. Onlar sürekli tekrar edilir. Onlara nakarat denir müzikte. Şimdi o o lisanla söyleyecek olursak bu Kur'an'ın nakaratları oluyor. Yani sürekli tekrar ettiği sözler. Bunlara Kur'an'daki bir geçen tabirle sebul mesani diyoruz. Sebul mesani. Sebul mesani. Tekrarlanan yedi demektir. Bunun ne oldu? Biz sana tekrarlanan yediği verdik. Seb'ul mesaniyi verdik diye Kur'an'da ayet geçer. Bunun ne olduğu üzerine çeşitli tefsirler yapılmıştır. Kimisi demiştir ki tekrarlanan yedi Fatiha suresidir. Çünkü Fatiha suresi yedi ayettir. Kimisi demiştir ki Maun suresidir. Çünkü Maun suresi yedi ayettir. Kimi demiştir ki ilk yedi suredir. Böyle tefsirler yapıldığını görüyoruz. Ama ben de şöyle tefsir ettim. Tekrarlanan yedi Kur'an'ın nakaratlarıdır. Yani Kur'an'da sürekli tekrarlanan yedi cümle. Sürekli tekrarlanan yedi cümle, yedi ifade, yedi söz vardır. Ve bu sebul mesani tekrarlanan yediler şeklinde ifade edilirse ee, Kur'an'ın sürekli tekrar ettiği birinci yedi, ilk halkadaki en temel yedi cümle. Sonra ikinci yedi, sonra üçüncü yedi, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci yedi. Yani yetmiş tane cümle olmuş oluyor. Ama ilk ise sebul mesani, sürekli tekrar edilen yedi cümle nedir? Ee, eğer Kur'an'ın <laughs> esasını, özünü bilmek istiyorsanız, nedir bu kitapta anlatılanlar, ne söylüyor bize diye merak ediyorsanız, iki şeyi çok iyi bilmiş olmanız gerekir. Bir, sebul mesani, yani tekrarlanan yedi cümle. Nedir? Onu bir öğrenmeniz lazım. İkincisi de Kur'an'da ceza öngörülen dört şey. Onu bilmeniz lazım. Hatta bir üçüncüsünü daha söyleyim. Kuran'ın bel kemiği olan 20 kavram. Evet. Kuranda bel kemiği mahiyetinde 20 tane kavram var. 4 artı 7 veya 7 artı 4 artı 20. Formüleze ediyorum yani. Hani 32 farz, işte 12 farz namazın içindeki şartlar, şartların şartları falan filan deniyor ya. Bunlar geçmişte yapılmış tasdiflerdir. Günümüzün tasdifleri değildir. Günümüzde daha iyi anlaşılması için tasdiflerin güncellenmesi gerekir. İşte ben de o güncellenmeyi yapıyorum. Önce Kur'an'ın sürekli tekrar ettiği yedi cümle, sonra Kur'an'ın ceza öngördüğü dört şey, sonra da Kur'an'ın bel kemiği, ana e, temeli olan yirmi tane kavram var. Bunları öğrenmeden, bilmeden Müslüman olamazsınız. Eğer bunları öğrenmeden, bilmeden Müslüman olmuşsanız o Müslümanlık geçersizdir. Allah katında bir anlamı yoktur. Babanızdan, atanızdan, dedenizden, ninenizden gördüğünüz şekilde Müslümanlığı devam ettiriyorsanız onun Allah katında bir anlamı yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne diyor? Onlar yani bu Kur'an'a inananlar atalarından gelene değil Allah'ın indirdiğine inanırlar. Allah'ın indirdiği yedi cümle nedir? Dört yasak nedir? Yirmi temel kavram. Bir e, dini, bir yolu anlamanın e, insan beyni ve insan zihni açısından yolu kavramlarını öğrenmektir. Sevgili seyirciler, her şey böyledir. Mesela anayasanın temel kavramları vardır. Bir partinin işte e, temel prensipleri vardır. On tane, 15 tane, 20 tane temel kavramı vardır. Dokuz i̇şte ışığı, altı ok, bilmem ne diye bir sürü prensipleri vardır çeşitli partilerin. Bunlar ne için ifade ediliyor? Yani onun esası. Şimdi dinler de böyledir. Dinin esasını, özünü Kur'an'da geçen formülasyonlarla ifade etmek istersek eğer, Sebul Mesani Kur'an'da sürekli tekrar edilen, Yeni cümle demektir. Bunlar nedir? Bir. Lehül mülkü semavatı velaz. Yerlerin ve göklerin mülkü Allah'a aittir. Yani mülk Allah'ındır. İlk en çok tekrar edilen ifade, Kur'an'ın en çok nakarat halinde söylediği şey budur. Sadece lehu onundur demek. Li ona aittir demek. Lillahi Allah'ındır demek. Sırru semavatü vel arz. Yerlerin ve göklerin sırrı. İlmü semavatü vel arz. Yerlerin ve göklerin ilmi, haberleri. Melekutu semavatü vel arz. yerlerime ve göklerin melekutu, güçleri. Ona aittir. Li ifadesi Arapçada sahiplik ifade eder. Hev, İngilizce'deki hev gibi. Yani ait olma, bir şeye ait olma. Bir şeyi ona ait olduğunu ifade etmek için kullanırız Ve Kur'an-ı Kerim'de sürekli en çok tekrar edilen cümle grubu budur. Yerlerin yeklerin mülkü, yerlerin ve göklerin yaratılışı, yerlerin ve göklerin ilmi, yerlerin ve göklerin sırrı ona aittir. Lehu, onundur. Buna lehül mülk diyoruz kısaca. Mülk Allah'ındır. Melekut Allah'a aittir. Aidiyet, mülkiyet ifade ediyor. Şimdi tekrarlanan yedinin ilk cümlesi bu. O zaman dine lehül kapısından girmeniz gerekiyor. Bunu anlamadan Müslümanlık falan olamazsınız. O zaman kısaca bunun özeti nedir? Benim sürekli tekrar ettiğim en baş söylemimiz budur zaten. Hep bunu söylüyoruz. Çünkü Kur'an'da böyle geçiyor. Kur'an'ın tekrarlanan yedisinin ilki üzerinde sürekli duruyoruz. Mülk Allah'ındır demek ee, bir sahip olup olmama ilanıdır. Yani İslam'e işte girerken diyorsunuz ki üzerimde ne varsa her şeyi bırakıyorum para, tarla, ev. Bahçe, eş, aile, çocuk, gömlek, kazak, saat, topline, ne varsa, ananızdan doğduğunuz gibi çırlı çıplak bedenen ve ruhen olacaksınız. Hiçbir şeyin sahibi ben değilim. Bunların hepsinin sahibi Allah'tır. Allah'tır ne demek? Evrendir, kainattır, doğadır, toplumdur. Herkestir. Çünkü Allah bunları ifade ediyor. Ben değilim. Yani özel olanı bana aittir benim cümlesini reddederek başlamanız gerekiyor. İslamiyetin kökünde toplumculuk var. Özel mülkiyeti reddederek bu dine girebilirsiniz. Önce özel olanı reddedeceksiniz. Hiçbir şey bana ait değil. Vücudum bile bana ait değil. Kaşlarım, gözlerim, bedenim, kalbim, elim, kolum bunlar da bana ait değil. Etim, kemiğim, kaburgam hiçbirisi bana ait değil. Elbiseleri çıkardınız, çırı çıplak oldunuz. Vücudunuz da size ait değil. Çünkü vücudu sen kendin sipariş vermedin ki. Hiç kimse kendini sipariş vererek bu dünyaya gelmiyor altı yedi yaşından sonra bir de bakıyoruz ki varız. Aa neresi burası? Falan diyoruz. Yabancı gibi yani. Sanki bizi bizi bir biri, biri birisi bizi böyle atmış fırlatmış gibi bir haldeyiz yani. Fırlatılmış. Dünyaya atılmış. E, curcunanın, kaosun, kıyakusunun, kuyusunun içine hop bırakılmışız. Bir de bakıyoruz ki doğduğumuzda etrafımızda insanlar koşturuyor. Birileri bizi kucağına alıyor, bağırıyor. Devasa bir gökyüzü. Bağırışlar, çağırışlar. Gök gürültüsü, yağmur sesi, yaprak ışırtısı. Nedir bunlar? Bunlar hiçbirisi bize ait değil. Ben bile bana ait değilim. Dine nereden girildiğini anlıyor musunuz? Sahiplik iddialarının tamamını reddetmeniz gerekiyor. Önce, ilkin. Ondan sonra neye sahip olacağınızı, nelerin size ait olduğunu zaten söyleyecek merak etme. Öyle seni cız çıbıl dünyanın ortasında bırakmayacak bu din. Alın terinden başka hiçbir şeye sahip olamazsınız. Şu alnınızdan şu alın var ya alın bu alın. Buradan böyle şıpır şıpır ter dökülüyor ya iş yaparken bir uğraş verirken işte o döktüğünüz alın terinin dışında hiçbir şey size ait değildir. Hiçbir şey. Sadece alın terinin sahibiz. Alın terinden gelenin sahibiz. Lehül mülk. Mülkiyet, sahiplik ona aittir. Bunu kabul ediyorum. Teslim oluyorum. Üzerimdeki her şeyi çıkarıyorum. Vücudum bile bana ait değil. Ben bile, ben bile bana ait değilim. Diye bir teslimiyet göstermeniz gerekiyor. İslamiyet teslimiyet demek aynı zamanda. Barış demek aynı zamanda. Ama kökendeki teslimiyetin ilk anlamı bu. Yerlerin ve göklerin mülkü Allah'a aittir. Sürekli bunu tekrar ediyor. Kur'an sürekli bunu söylüyor, sürekli bunu söylüyor. Bazıları bunu şöyle anlıyor. Tamam, Yerleri ve gökleri mülkü Allah'a ait. İşte güneşin sahibi Allah'tır. Ayın sahibi Allah'tır. Yıldızın sahibi Allah'tır. Tamam. Ama tarlanın sahibi benim. Evin sahibi benim. Paraların sahibi benim. Bunlar benim. Allah göklerde. Onun mülkü göklerde. Onu söylüyor zaten. Yeri kastetmiyor yani. Gökleri kastetmiyor. Şimdi gökleri niye karşı, Niye göklere postalıyor? Çünkü güneşe sahip olma ihtimali yok. Eğer güneşe sahip olabilse orada da devreye girecek. İspanya'da bir kadın savcılığa müracaat ederek insanların bana ısınma vergisi vermesi gerekiyor. Demiş. Niye diye sohbetlerimde Güneş'in sahibi benim demiş. Güneş bana aittir. Dolayısıyla insanlar güneşte ısındıkları için o ısındıklarının karşılığı olarak Güneş'in sahibi olan bana her ay ısınma vergisi, Güneşten yararlanma ödemesi yapması gerekiyor. Aylık ödemesinde şu kadar dolar yazmış. Yazdı dilecti de bunu yazmış. Kimden istiyorsun demişler bunu? Güneşten kim yararlanıyorsa, güneşten kim ısınıyorsa herkesin bana vergi vermesi gerekiyor. Çünkü güneşin sahibi benim. Tabii kadını tımarhaneye göndermişler. Ruhi dengesi bozuk diye. Yine <laughs> işte kapitalizm dediğimiz şeyi ifade etmiş kadın. Eğer mantıki sonuçlarına dek gideceksek, eğer kapitalizmi mantıki sonuçlarına dek götüreceksek, bunun olması gerekiyor. Çünkü e, karsız ve parasız bir hayat, boşuna geçmiş bir hayat olarak görülüyor. Güneş doğuyor, batıyor, doğuyor, batıyor. İnsanları ısıtıyor. Bunun bir sahibi olmalı, bunun bir bedeli olmalı. Yani. Bedava gidiyor yani. Bedava ısıtma. Bedava güneş doğuyor, bedava yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için adamın tarlasına, yağmurun sahibinin ondan, yağmur kirası alması gerekiyor. Parasız bir şey olur mu? Mantıken doğru. Çünkü kapitalizm ne diyor? Hiçbir şey parasız. para olmadığı zaman meccanen olur. Kimse işini ciddiye almaz. Para isteyeceksin ki adam işini ciddiye alsın. Çünkü para da emeğin bir karşılığıdır. Ben sana bir şey yaptırıyorum. Mesela bir bardak su alıyorum. Ee, bir lira veriyorum. O bir lira ver Verdiğim bir lira ne oluyor? Benim emeğimin ee, diyelim yarım bardak alın terimi bir lira ediyorum. O yarım bardak alın terimi veriyorum sana. Sen de bana o suyu veriyorsun, içiyoruz. Dolayısıyla emek e, 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 mübadelesi olmuş oluyor. Ortalıkta para diye dolaşanlar aslında emeklerin birbirine geçmesi oluyor. Bu nedenle hiçbir şey parasız, emek mübadelesiz olamaz diyor kapitalizm. Her şey mutlaka emeğinin karşılığının verilmesi gerekir. Şeyi kime vereceğiz peki? Güneşte ısınıyoruz. Bu güneşi kim yaratmış? Kim var etmiş? Hangi fabrikada yaratılmış? Kim bunun fabrikatörü? Patronu kim? Ona para mı vereceğiz? Suyu kim yaratmış? Yağmuru kim indiriyor? Havayı nereden soluyoruz havayı? Bunların bedeli nedir? Kime ödeyeceğiz bunları? Sahibi yok. İşte kadın diyor ki madem sahibi var diyor benim diyor bana verin diyor. <laughs> Şimdi işte bak Kur'an-ı Kerim diyor ki ve kutsal kitaplar sadece Kur'an-ı Kerim değil. Tevrat, İncil, Avesta, Vedalar. Yeryüzünde ne kadar kutsal kitap varsa hepsi. Kızıl derili metinleri, inkaların, mayaların eski Amerika'da yaşamış olan kızıl derili toplulukların şiirleri, sözleri derli şefi oturan boğanın duası, niyazı buna benzer şekilde başlar. Mülk Allah'ındır. Her şey Tanrı'nındır. Bize ait hiçbir şey yoktur. Bunu kabul ediyoruz, teslim oluyoruz. Diyerek başlar. Dinin özü, ruhu bu. Yani özel olanı, özel mülkiyeti bana ait olanı reddederek başlar. Herkese ait. Allah demek herkes demektir. Allah'ın sosyolojik anlamı kamu demektir. Yani herkes demektir. Özel olan değil, genel olana Allah diyoruz. Herkes içine girecek. Herkes. Dolayısıyla yerler gökler hepimizindir. Toprak hepimizindir. Yağmur hepimizindir. Göller, dereler, ağaçlar hepimizindir. Toplumundur, herkese aittir. Birisi çit çevirip bu benimdir dediğin zaman işte orada özel olan başlıyor. Bunu yapma diyor. Bunu yapma. Peki benim hiçbir şeye, hiçbir şeye sahip olamayacağım yani. Olacaksın. Acele etme. Seni bu dünyada bu kitap her perişan. Çırı çıplak. Orta yerde. Evsiz. Açsız, ekmeksiz, susuz bırakır mı? Olacak, Olacak. iş mi bu? Dolayısıyla insanların kafasını soktukları çatı yani ev. Ev. Bir ev. İnsanların üstüne başına giydikleri giysi. Yedikleri içtikleri erzak. Ürettikleri alet edevat ne ile uğraşıyorsa bir iş buluyor, bir ayakkabı yapıyor, kitap yazıyor efendim mühendislik yapıyor. Öğrendiği bilgiler filan. Bunların mesleğini icra edeceği bütün alet, edevat, bilgi, tecrübe. Bunlar kişiye ait olabilir. Bunlar özel mülkiyet değildir. Genellikle böyle söyleriz. Lehül mülk, mülk, Allah'ındır. Özel mülkiyet yoktur. Ben böyle yorumluyorum. Böyle yorumluyorum. Çünkü mülk Allah'ındır. Mülkiyet, mülk demek mülkiyet demek hemen şuna itiraz Bir belki bir çoğunuz içinizden ne diyor bu adam ya falan diyorsunuz. Komünist midir nedir falan diyenleriniz bile oluyordur. <laughs> hemen beyinleri yıkandığı için oraya gidersiniz. Böyle zihinlere, bilinçaltına kazınmıştır. Şöyle denilir. Ne yani benim evim olmayacak mı? Ne yani benim arabam olmayacak mı? Ne yani benim bankada param olmayacak mı? Ne yani üstüm başım giysim, kendime özel bir evim, çoluğum, çocuğum, ailem, karım olmayacak mı? 100 kişiden 99'u böyle söyler. Sokağa çıkın, herkes böyle düşünür. Çünkü herkesin beyni yıkanmıştır. Kurtulun kardeşim, bu beyin yıkamadan kurtulun. Yok böyle bir şey. Ev, araba, üst baş, giysi, yiyecek, içecek, alet, edevat, özel mülkiyet değildir. Bunlar nedir? Bunlar herkesin hakkıdır. Bunların insanlara ait olmaması, veya bunların insanlara verilmemesi, bir insanın bunlardan mahrum olması suçtur. Neye göre? Adalet devletine göre. Kapitalizm devlete göre değil. Kapitalizme abdest aldıranlara göre değil. Gerçek bir adalet devletinde. Evsizlik suçtur. İşsizlik suçtur. O ülkeyi yönetenler sorumludur. Bu sorumluluğu yerine getirilmezse basar giderler. Açsızlık, işsizlik, üst başsızlık, yolda, olda, yolda belde kalmak, milletten dilenmek, para istemek. Kendi kendini şu dünyada yaşayacak kadar bir para kazanamamak. Sap gibi işsiz, açsız ortada kalmak. Gerçek bir adalet devletinde suçtur, suç olmalıdır. Kimin suçu? O ülkeyi yönetenlerin suçu. Demek ki, demek ki nereden kaynaklanıyor bu suç? Sen herkesten vergi topluyorsun. Kendine saray yaptırıyorsun. Bir günde oraya 11 milyon harcıyorsun. Sonra da bu 11 milyon 3973 hanenin askeri ücret oluyor bir aylık. 3973 kişi çalışıyor. Bir ay çalışıyor. Onların bir ay çalıştığının karşılığını sarayda bir günde 11 milyon harcanıyor. O ona denk oluyor. İşte bu gerçek bir adalet devletinde suçtur. Buna sebep olanlar suçludur. Yargılanmaları gerekir. Sen burada insanlar evine ekmek götüremezken, babalar kendileri üzerine ateş döküp yakarken, üzerine aş, iş, ekmek diye yazarak, ölürken nasıl olur da bir günde 11 milyon lira harcasın? Ver bakalım bunun hesabını diye. Adalete sevk edilmeleri gerekir bunu yapanların. Gerçek bir adalet devletinde. Ha, mülk Allah'ındır ne demekmiş anlıyor musunuz? Öyle camilerde söylenip duruyor. Süp 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 tesbih çekiliyor. Üstelik bunu okuduğu için mevlutanlar cenazelerde orada burada Üzerinden de para kazanıyorlar bu ayetleri okuyarak. Ben bunun felsefesini yapıyorum. Tekrarını, nakaratını ve gevezeliğini değil. Bunun felsefesi budur kardeşim. Mülk kelimesinin hakkını vereceksin. Mülk Allah'ındır demek. Bunu mantıki sonuçlarına dek götüreceksin. Mülk kelimesi mülkiyet kökünden geliyor. Onun Allah'a ait olduğunu söylüyor. Yani herkese ait olduğunu söylüyor. Bunun gerçek anlamda dibine indiği zaman ortaya çıkan şey budur. Bunu ben söylemiyorum. Herhangi bir sol kitaptan okumadım, Das Kapital'den, Karl Marx'tan falan okumadım. Kur'an-ı Kerim'den okuduğumu söylüyorum. İşte bak karşımıza çıktı. Yedi tekrardan birisi mülk Allah'ındır. Diğerlerini sadece söyleyeceğim. Diğerlerini başka zamanlarda anlatabiliriz. İkincisi, La ilahe illallah. Sembul mesani. Yedi tekrar. Kur'an'ın yedi tekrarı. Birincisi, Leül mülk. Mülk Allah'ındır. İkincisi Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Peki üçüncüsü ne? Bunlar Allah'a ait olan şeyler. Allah'ın hakkı bu iki cümleyle tekrar teslim edilmiş oluyor tabiri caizse. Peki biz ne yapacağız? üçüncüsü e, iman edenler ve salih amel işleyenler. Amenu ve amelu salih. Amenu ve amelu salih. Yedi tekrardan birisi. İman edenler yani salih amel işleyenler. İman edenler ve salih amel işleyenler değil. İman edenler yani salih amel işleyenler. İman etmek demek salih amel işlemek demektir. Salih amel işlemek demek iman etmek demektir. Bu ikisi bir ve aynı şeydir. Birbirinden ayrı değildir. Emeviler buna ayırmıştır. Kerbela'dan yırtmak için. Evet. Demişlerdi ki Yezid iman eden birisidir. İşte bak camiye gidiyor. İşte bak namaz kılıyor. İşte bak oruç tutuyor. İman ayrıdır. Amel ayrıdır. Önemli olan imandır. Kalpte Tastik halinde olan imandır aslonun. Bu iman kardeşim onda var mı? Yok. Varsa iş bitmiş. Yani. Öldürmüş, çalmış, katliam yapmış. Buna ameldir. Amel imandan bir güz değildir. Bu ikisi ayrıdır. Yerek. Kurtarmak için bunu yapmışlar. Hayır. Külliyen yanlış. İman amel birdir. Amel olmayan imanı iman olmayan ameli yoktur. Bakarız. Ameli yoksa iman yoktur. Bakarız iman sahibi ise ben onun kalbini yarıp bakamam ki. Nereden anlayacağım iman sahibi olduğunu? Ameline bakacağım, yaptıklarına bakacağım. Allah sizlerin suretlerinize bakmaz. Şekillerinize başını örtüyor mu, açıyor mu? Sakalı var mı, yok mu? Cübbe mi giyiyor? Kravat mı takıyor? Bakmaz. Sizin suretlerinize bakmaz diyor Allah. Neye bakar? Kalplerinize ve amellerinize bakar. Yani niyetlerinize ve amellerinize bakar. Saf bir yürek temizliğine sahip olacaksın ve iyi ve güzel işler yapacaksın. Güzel ahlak sahibi olacaksın. Bu kadar. İnanıyor musun? İnanmıyor musun? Önemli değil. Allah'a iman demek Allah'a iman demek Allah diye bir kelimeye inancı olmak demek değildir. Allah'a iman etmek demek onun dediklerini yapmak demek. Doğru ol diyor, dürüst ol diyor. Hak yeme diyor, alın teriyle çalış diyor. Emeğinle geçin diyor, adaletli ol diyor. Merhametli ol diyor. Yolsuzluk, rüşvet, yeme bu işleri diyor. Öldürme diyor, çalma diyor. Bunları yaptığın zaman iman etmiş oluyorsun. İman edenler ve salih amel isteyenler. Üç, dört, ve yakimus sala ve atüz onlar zekatı verirler, salatı ikam ederler. Zekatı verirler, salatı ikam ederler. Zekat verin, salatı ikam edin. Zekat verin, salatı ikam edin. Sürekli bunu tekrar ediyor. Zekatı vermek ne demektir? Salatı ikam etmek ne demektir? Bunu da kırkta bir zekat, beş vakit namaz diye çevirmişlerdir. Gerçek anlamı nedir? İhtiyaçtan fazlasını vermek, Destekleşmeyi ve yardımlaşma, dayanışma ayağa kaldırmaktadır. Bunun Kürt'te bir vermekle beş vakit namaz kılmakla bir alakası yoktur. Salat kelimesi o anlama gelmemektedir. Destekleşmek, yardımlaşmak, dayanışmak anlamına gelmektedir. Namazda geçmektedir ama nüsik olarak, ritüel olarak. Çok gerilerde. Birinci yedinin içinde değil. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci yedinin bile içinde değil. Kazası yok, cezası yok kıyıda kenarda köşede bir ritüel olarak vardır. Yok demiyorum ben. Vardır. Ama ritüel olarak, gönüllüdür, sana kalmıştır. Herkes yapmak zorunda değildir. Herkes hacca gitmek zorunda değil. Ben hiç hacca gitmedim. Evet, Umre'ye de gitmedim. Kabe'ye hiç gitmedim. İki sebebi var. Bir, param yok. O kadar para veremem. İki, gitmek istemiyorum. Oraları görmek istemiyorum. Evet. Müslümanların halini orada görmek istemiyorum kardeşim. Ekranlardan görüyorum zaten tüylerim diken diken oluyor. Canlısını da görmeyin bu boş ver. Sorun değil. Nasıl olsa herkese farz değil. Nasıl olsa yapmadığın zaman kazası cezası yok. Benim dikkat edeceğim daha başka şeyler var. Oralara yoğunlaşırım. Zamanı geldiği zaman daha onu da yaparız. Ne zaman olur da bilmiyorum. Allah ömür verirse. Evet. 4. 5. Mülk Allah'ındır. 1. Tekrarlanan 7'yi sıralıyorum. Mülk Allah'ındır. 1. Allah'tan başka ilah yoktur. 2. İman edenler ve salih amel isteyenler. 3. Zekatı verenler, salatı ikame edenler. 4. Vasıf olarak, özellik olarak bunlar sürekli söylüyor. 5. Vela la bihi şey'a. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ona hiçbir şey. Vela la bihi şey'a. Ona hiçbir şeyi. Bu şeyin içini doldurun siz. Bir sürü şey olarak geçebilir Kur'an'da ama özeti budur yani. Şirk koşmayın der. Sürekli olarak. Beş. Altı. Vettekullah. Allah'tan sakının der. Takva. Allah'tan sakınınız. Yani kimseye zarar vermeyin. Herkese saygılı olun. Allah'tan sakınmak ne demek? Herkesten sakınmak. Herkesten sakınmak ne demek? Onlara saygı göstermek demek. Yerlere, göklere, Allah'ın yarattıklarına, canlılara, hayvanlara, çiçeklere, böceğe, ağaçlara saygılı olun. Onlara zarar vermeyin. Onlara zarar vermekten sakının. Sakının. Saygı. Yaratılan her şeye saygı. Allah'a saygı demektir. Yaratılanlara saygın yoksa senin Allah'a da saygın yok. Allah'ın eserine saygı göstermeyen kendisine saygı göstermiyor demektir. Allah'a nasıl saygılı olacağız? Allah'ı görmüyoruz ki. Yarattıklarını görüyoruz. Onlara saygılı olduğun zaman Allah'a saygılı olmuş oluyorsun. Takva budur. Ve yedincisi de tahtiel el enhar ee, Altından ırmaklar akan cennetler Ve e, alev alev yanan cehennem ateşi. Cennet ve cehennem ayetleri. Boyuna tekrar edilir. Yedinci tekrar da budur. Yani yukarıdaki altı şeyi yapanlar altından ırmaklar akan cennetlere kavuşurlar Yaşadıkları toplum bir adalet, eşitlik, özgürlük, barış yurdu olur. Yani cennet olur. Yukarıdaki yedi şeye, altı şeye uymayanlar, yaşadıkları yerler bir azaba dönüşür. Kaos, katliam, kıtlık, can güvenliği, öldürme, kan dökme, bunalım, stres, acı. Bütün bunlar da azaptır, ateştir, cehennemdir yani. İşte Kur'an'ın özeti bu. Tekrarlanan yedi şey. Sebhul mesani. Birincisi mülk Allah'ındır. Ee, Ali suresinin 189. ayetinde yine karşımıza çıktı. Kur'an'ı okurken bu yedi şeyi sürekli karşılaşacaksınız. Bu birinci yedi. Bir de ikinci yedi var. Üçüncü yedi var. Onlar sıraya böyle sıralanıyor ee, Kur'an'ın tek, sürekli tekrar ettiği yedi şey. Evet. Şimdi bir de Hemen sonraki ayette dedi ki hani dua et, dua öğretiyor bize. Dedi ki ey akıl ve vicdan sahipleri iyi dinleyin. Göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün ardı ardına gidişinde akıl ve vicdan sahipleri için büyük ibretler vardır. Şimdi bu akıl ve vicdan sahibi kelimesinin aslı ne? akıl ve vicdan diye çevirdiğimiz akıl ve vicdan sahipleri diye çevirdiğimiz şeyin aslı Kur'an'daki orijinali ulul -el -el elbaptır. Ya eyyuhel ulul elbap. Ya ulul elbap. Ulul sahipleri demek. Elbab lüb sahipleri demek. Lüb iki tane b ile. Lüb. Bu Türkçe tam çevrildiğinde akıl ve vicdan anlamına geliyor insanın içinde bulunan gönlünün özü, ruhunun derinlikleri, aklının e, en derununda yatan şey anlamına geliyor. İnsanların sebepleri sonuçlara bağlaması, sonuçların sebeplere bağlaması ve buradan yola çıkarak içinde buldukları şeylere akıl ve vicdan diyoruz. Akıl kelimesi Arapça akıl. Ayn, ga, lam. Akl. G ile. I'm ile başlıyor. Deveyi bağlamak demek. Bağlamak. Yularını bağlamak demek. Sebebi sonuca, sonucu sebebi bağladığın zaman akletmiş oluyorsun. Bir zihin kavramı olarak bu anlama geliyor. Vicdan kelimesi de vecit kökünden geliyor. Vc'de buldu demek. Vicdan bulma yeri demek. Vecd buluş demek. Vecde gelmek, bir buluşa gelmek. Yani içinde bir şey bulmak. Olamaz böyle bir şey diyorsun mesela. Diyelim bir tankı bir tankın bir çocuğu ezdiğini görüyorsun. Bir tankın bir çocuğu ezdiğini görüyorsun. Ayağa fırlıyorsun. İçinde bir şey buluyorsun. O şey seni ayağa fırlatıyor. Olamaz böyle bir şey. Kim yapıyor bunu diyorsun. İşte vicdan seni ayağa kaldırıyor. Vicdan içinde bir şey bulduğun şeydir, yerdir. Vicdan da bulma yeri demek. Onun yeri nerede olduğu belli değil. İnsanlar içinden böyle bazı şeylere itiraz ederler. Kendilerine e, sığdıramazlar. Bu olamaz böyle bir şey. Böyle bir şey mi olur falan der. Hayatta bir türlü şeye itiraz ederiz. Kabul denemeyiz. O vicdanımızın diri olduğu anlamına gelir. Akletmek de sebebi sonuca bağlamak olduğuna göre ey akıl ve vicdan sahipleri diyor. Ey sebepleri sonuçlara, sonuçları sebeplere bağlayanlar. Ey içerisinde insanlığa dair duyuşlar, hissedişler, vechetler, buluşlar gerçekleştirenler demektir. Akıl ve vicdan sahibi işte bu. Kur'an'ın çok tekrar ettiği bir kavramlardan bir tanesi. Daha doğrusu bu cümle değil de sesleniş. Ya beni Adem diye seslenir Kur'an-ı Kerim. Ey Adem oğulları demektir. Tüm insanlığın kardeşliğini böylelikle ilan etmiş olur. Ey akıl ve vicdan sahipleri, ey iman edenler, ey inananlar. Neye inananlar? Allah'a inananlar. Allah'a inanmak ne demek? Adalete inanmak, hakka inanmak. Özgürlüğe inanmak, eşitliğe inanmak, sevgiye, merhamete inanmak. Bunlara inanıyor musunuz? İnanıyorsanız siz inananlardan oluyorsunuz. Allah diye bir kelimenin var olup olmadığına inanmak değildir Allah'a inanmak. Onun ortaya koyduğu insanlık değerlerine güvenmek, inanmak, o yolda yürümek demektir Allah'a inanmak. Ama geleneksel hocalar, alemler bunu böyle anlamazlar. Allah diye bir kelime var mı yok mu? Varlığına inananlar, inananlar yok diyenler de inanmayanlar oluyor derler onlara göre. Halbuki bir adam Allah diye bir kelimenin varlığını, yokluğunu, varlığı yokluğu noktasında ona inanmayabilir. Yani Allah diye bir kelimeyi inanmayabilir. O bir kelimedir. Fakat insanlığın içinde yaşadığı durumlar var. Savaşlar kalksın diyor. Adalet herkes için olsun. Kimse aç kalmasın, yoksul olmasın. Hayatım boyunca yalan söylemiyor. Alın teriyle geçiniyor emeğiyle yaşıyor. Bu adam şimdi inanmıyor mu yani? İnanmak bir kelimeye inanmak değildir. İnanmak yapmaktır. Yapmak, gereğini yerine getirmek. Evet, şimdi son olarak da ara vereceğiz. Bir konu daha var, onu da size hatırlatayım. Cevabında dedi ki, dua edin, ey Rabbimiz, ey Rabbimiz diye dua devam etti. Başlangıçta dinlediniz. Rableri de dualarına şöyle cevap verir. Rableri de dualarına bu duaya şöyle cevap verir. Ali İmran Suresi 195. ayet. Dikkatle dinleyin. Rableri de dualarına şöyle icabet eder. Erkek kadın, erkek kadın hiçbirinizin çabasını, amelini, emeğini boşa çıkarmayacağım. Hepiniz eşitsiniz. Benim için zulüm diyarlarından göç edenlerin, ülkelerinden sürülenlerin, yolumda işkence uğrayanların, uğruşup çarpışanların, bu yolda öldürülenlerin yanlışlarını hoş göreceğim. Onları altıma ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Şimdi burada zeker ve ünfa diyor. Erkek kadın hiç kimsenin ameli, çabası, emeği boşa gitmeyecek. Bu usta herkes eşit olacak diyor. Yani kadınlara kadın olduğu için cinsiyetçilik yapılmayacak. Siz kadınsınız. Onun için bir sıfır yeniksiniz. Yani siz erkeğin yaptığının dört katını yapacaksınız ki erkek kadar amel etmiş olasınız diye bir şey yok. Yani burada şunu demek istiyorum. Burada yapılan vurgu şudur. Kur'an'da kadınlara sırf kadın olduğu için erkeklerden ayrı hiçbir ayrıcalık yoktur erkeklere de sırf erkek olduğu için, sırf erkek olduğu için cinsiyetinden dolayı hiçbir ayrıcalık yoktur. Erkek kadın hepinizin amelini, emeğini, çabasını kim yapıyorsa boşa çıkarmayacak. Fark etmez diyor yani. Aslında ameldir, emektir, çabadır. Erkek veya kadın olmak değildir diyor. Erkek kadın fark etmez diyor. Hepiniz birsiniz benim nazarımla diyor. Allah katında kadın erkek herkes eşittir. Ne yaptığına bakılır. Hangi amel işlediğine bakılır. Allah erkekleri tutup yarattığı kadınları aşağı görür mü? Sizin çocuklarınız var. Çocuğunuzun birisini üstün görüyorsunuz, öbürünü aşağı görüyorsunuz. Yani oğlum kızımdan üstündür diyebilir miyim? İkisi de doğduğunda böyle bir avuç kadardı. Ciyah ciyah bağırıyordu. Ve susmuyordu. Aa bu kadardı. İkisi de. Yahu birini öbürünü niye üstün tutayım? Birisi büyüdü, büyüdü 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 Aa bir de baktık ki kocaman delikanlı oldu. Öbürü büyüdü büyüdü. Aa bir de baktık ki kocaman kız oldu. Niye biri diğerine üstün oluyor? Bunun mantığı ne? İzahı ne? Allah yarattıklarını birinin diğerine neye üstün görsün? Ne güzel işte bir çift olarak yaratmış ve ikisi birbirini tamamlıyor. Asıl olan insanların amelleridir, niyetleridir, cinsiyetleri değil. Bunu burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Evet, şimdi reklam arası vereceğiz. Geldi değil mi reklam arası? Geldi. Ee, birinci bölümümüz sona erdi sevgili seyirciler. İkinci bölümde soru-cevapla devam edeceğiz. Bir yere ayrılmıyorsunuz, bir çay ve kahve molası. Tekrar birlikteyiz. Sevgili seyirciler, Banadinden bahset devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. KRT TV'de canlı yayın Banadinden bahset devam ediyor. Ee, birinci bölümde Ali İmran Suresinin 189 ila 195. bölümler arasındaki ayetler üzerinde durduk. Dua ayetleri de ayetleriydi. Ee, Kur'an'da tekrarlanan 7 ve ee, birincisi mülk Allah'ındır. Ne demek? Onun üzerinde durduk. Akıl ve vicdan sahipleri. Ne demek? Onun üzerine durduk. Bir de kadın erkek herkesin emeği ve çabası boşa gitmeyecek dedi son ayette. Ali İmran 195'te. Bu ne demek? Kısaca bunun üzerine durduk. Altını çizdik. Şimdi e, soru cevapla devam ediyoruz. Hocam bir izleyicimiz şöyle soruyor. Yaratılışın, evrenin anlamı nedir? Biz neden dünya dünya hayatıyla yüz yüze kalıyoruz? Hani felsefede vardır ya bu dünyaya bırakılmıştık durumu. Allah için insanlık nasıl bir şey ifade ediyor? Biz ne için dünyadayız gibi soru söz konusu. Evet. Şimdi e, e, hayatın kainatın sırrını soruyor yani. <gülüyor> <gülüyor> yani yani başlangıçta şunu söyleyeyim. Ben ben bu sırrı çözemedim yani. Çözen varsa beri gelsin. Allah bu dünyayı niye yarattı? Biz niye varız? Ben neyim ve be, bu hal neyin nesi? Bu sorular, bu sorular çok insani sorulardır. Çok temel ve esastan sorulardır. Evet, çok acayip insani sorulardır. Yani hayvanlar aleminde mesela, hayvanlar bunu konuşuyor mu acaba? Kendi hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa denmiş ya. Gerçi insanlar da koklaşıyor da, Ek olarak bir de konuşuyor yani. Yani hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar koklaşa ve konuşa konuşa anlaşırlarmış. Acaba hayvanlar birbirleriyle koklaşırken biz niye varız diyor mesela aslan, tilki, tavşan. Ya ben niye geldim bu ormanda, niye yaşıyorum, ben neyim, bu hal neyim nesi? Bunu kim yarattı? Bana sormadan beni niye yarattı? Öyle sorular soruyorlar mı acaba? Bunlar çok insani sorular. Ve e, çok insana dair sorular ve bu soruların cevapları sevgili seyirciler şöyle bir laf edeceğim. Bu soruların cevapları cevabın ne olduğuna bakılmaksızın saygı değerdir, değerlidir. Neden dolayı? Bu insani sorunun peşine düştüğünden dolayı değerlidir. Çünkü çok insani. İnsan böyle bir şey zaten. Niye varım? Ben kimim? Bu hal nesi? Bu çok insani bir sorudur. Buna dair verip verecek cevaplar daha çok değerlidir. Ee, bunun peşinde gitmek de çok insanca, pek insanca bir davranıştır. Hani Nietzsche'nin bir kitabı var insanca, pek insanca der. Mesela Nisse'nin bu tür sorulara verdiği cevaplar cevabın ne olduğuna bakmaksızın çok değerlidir. Neden? Çünkü bu sorunun peşine düşmüş adam. Delirmiş. Sırrı çözeceğim diye. Delirmiş, delirmiş. Delirdi öldü Nisse. Yani insanlar bu hastalığa delirme deniyor. Beyin beyni zonkladı. Beyninde depremler olmuş adam. Neden varım? Niye bu dünyaya atıldım? İnsanca, pek insanca. öyle buyurdu Zerdüşt diye kitapları var. Yani düşünen bir beyin. Diyeceksiniz ki ya adamı örnek gösteriyorsun da adam düşünmekten delirmiş. Bunu niye örnek gösteriyorsun? <laughs> ya oradaki delirmek sizin bildiğiniz anlamda. Herkes öyle olacak diye bir şey yok pek insanca bir çaba yani onu demek istiyorum. Verdiği cevap önemli değil. Şimdi sevgili seyirciler ben İlahiyat Fakültesinde okudum. Dini camialarda çok bulundum. Ömrüm dini ortamlarda geçti. Bir de var çok dini bir ortam olan evde büyüdüm. Ben hatırlıyorum evde ne hatırlıyorum? Böyle sürekli namaz kılan, abdest alan, Ramazanlarda pencerenin kenarına oturup böyle Kur'an okuyan. Ve baş köşede Kur'an-ı Kerim duran. 6 yaşında, 7 yaşından itibaren kendimi Kur'an kurslarında falan buldum. Oralarda e, elif, bağ falan öğretiyordum. İlk Kur'an-ı Kerim bana babam öğretti. Dindar bir adamdı. Gönüllü camiye giderdi. Hatta geçenlerde bu pandemi döneminde eve kapandığımız için sürekli kitap yaz oku, yaz oku. Vakit geçmiyor. Kendime uğraşlar buldum. Bunlardan bir tanesi de oturduğumuz evleri. Google e, Google'dan arattım. E, Google Earth diye bir program var. E, gidiyorsun, oturduğun evi böyle damdan sana gösteriyor uydudan. <laughs> böyle bir sürü ev e, çıkardım Anadolu'da, Kayseri'de, Orta Anadolu'da falan. Baktım, babamla beraber oturduğumuz evlerin tamamı mahallenin camisinin hemen yanında. Yani adam gitmiş önce camiyi bulmuş. Sonra o caminin yanından bir ev tutmuş. Çünkü ömrü camide geçerdi. Memurdu. İmam veya müezzin değildi. Gönüllü gider bedava. Müezzinlik imamlık yapar. Çok severdi. Ezan okumayı, namaz kılınmayı. Ee, namazlardan sonra, yatsıdan sonra Amener Resulü falan okumayı. Ben de çok okurdum. ondan beraber giderdim. Müezzinlik yapardım. Camiye çıkardım. Ezan okurdum. Caminin minarelerinde güvercin yuvalarım falan vardı. Arkadaşlarım aşağıda futbol topu oynardı. Ben orada camiden onlara seslenirdim. Minareden ezan okuduktan sonra falan. Yani çok böyle dini ortamlarda geçti. Sonra ilahiyat fakültesine girdim. Cemaatlerde medres hocalarından oradan buradan bir sürü Arapçaya falan merak saldım. Hep bu işlerle uğraştım. Ve lafı şuraya bağlayacağım. Ben kimim ve bu hal neyin nesi? Ben bu dünyada niye varım? Sorusunu camilerde, ilahiyat fakültelerinde, kampüslerde, Kur'an kurslarında, dini merkezlerde, ortamlarda, hatta biraz daha genişleteyim, kilisede, havrada, Budist tapınaklarında, keşiş meyhanelerinde değil, Buna dair en içten soruyor. Çünkü onlar bunu biraz meslek olarak icra ediyorlar. Meyhanede gördüm. <laughs> Veya bir meyhane türküsünde gördüm. Ee, neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Meyhanede karşılaştığı adama soruyor. Ne diyor saçlarım beyazlanmış. Sana da diyor benim gibi tek var. Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Soruyorum ona. Sana bunu diyor iştiren şey nedir? Arkasından nakarat. Şarkının nakaratında tekrar ediyor. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım ben bu dünyaya niye geldim? Bunu nerede soruyor? Meyhanede soruyor. Bu soru kimin sorusu? İlahiyat fakültelerinin sorusu. Kiliselerin sorusu. Havraların sorusu. Buduz keşişlerin, tapınaklarının sorusunu adam meyhanede soruyor. Yıllardır soruyorum bu soruyu sendeme. Allah'ım ben bu dünyaya niye geldim? Yıllardır soruyorum o da bulamamış. Yani. Sırrı çözememiş yani. Meyhanede arıyor, kadehte arıyor. Demde arıyor sorunun cevabını. Ya meyhanede hiç ha, kainatın sırrı çözülür mü? Camide çözülmüyor da meyhanede mi çözülecek? Hayır. Orada başka bir şey var. Yani bu, bu şarkıyı yazan kişi belki meyhaneye hiç gitmedi. Ee, hayalinde böyle bir şey tasavvur ediyor ve meyhanedeki kişiyle konuşuyor. arada bu soruyu soruyor. Allah'ım ben bu dünyaya niye geldim diyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bu arkadaş da sordu ya, sırrı ifşa etmemi söylüyor yani. Sır nedir diyor. Ey üstad sır nedir diyor, söyle diyor. Hani bir Budist e, öğrencisi üstadına sormuş. Tam karşısına geçmiş, gözünün içine baka baka demiş ki, üstad sırrı çözdün mü? Hakikat nedir demiş. Hakikat nedir demek, bu dünyada niye varız? Ben neyim ve bu hal neyin nesi? Birçok şey yalan gibi görünüyor. Hepsi geçici gibi görünüyor ama yalan olmayan, gerçek olan, geçip gitmeyen, herkesi birden bağlayan bir gerçek olmalı. Buna hakikat diyoruz. O gerçek nedir? Hakikat nedir? Ey usta demiş. Yüzünü öbür tarafa dönmüş. Bu tarafa geçmiş. Hakikat nedir ey usta diye sormuş. Zen Budist rahip. Zen Budizm diye uzak doğuda bu işlere çok ilgilenen bir din var. Ben bütün dinlerin ortak noktasının aynı olduğunu inanırım. Ve dinleri düşmanca bakmam. Tapınaklara, kiliselere, havralara, Zen Budist sahiplerine, cemevlerine, camilere asla düşmanca bakmam. Hepsi de sırrı çözmek için açılmış mekanlardır ve hiçbiri de sırrı çözememiştir ve çözemeyecektir. Sırrı ifşa olan gidiyor zaten. Merak etmeyin. Ölüm diye bir şey var. Tam yaklaşıyor, tam çözü ba gitmiş. Sonra arkadan yeni gelenler tekrar uğraşıyor. Öyle bir gizem var yani. Ha, gördüklerimi söylüyorum. Zembudüs rahibe talebesi sormuş. Bu sefer sol tarafa geçmiş. Demiş ki, üstad ...hakikat nedir diye sordum. Yine susmuş. Yine önüne geçmiş. Dördüncü kez, usta hakikat nedir? Söyledim ya demiş. Ne söyledi? Sustu. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Konuşarak hakikati anlayamaz. Susarak anlayamaz. hakikatin ne olduğunu duyumsayarak, içsel tecrübeler yaşayarak, hissederek, belki biraz anlayabilirsin. Yani ne olduğuna dair duyumsamalarda bulunabilirsin. Lafla, kelimeyle, izahatla bunu anlaman zordur demek istemiş. Sonra başka bir öğrenci gelmiş, Ben demiş artık uçtum hakikati aramaktan. Gerçeğe ulaştım. Ne yaptım demiş. Suyun üstünde yürüyerek geçiyorum karşı tarafa demiş. Bunun için kaç yıl uğraştın demiş. 27 yıl. 27 yılda erdim. Artık suyun üstünde böyle karşı tarafa geçiyorum. 27 yıl sırf bunu elde etmek için uğraştım demiş. Ee, yine Üstadı ona cevap vermiş. Demiş ki, hiç verdim mi? Hiç vazgeçtim mi bir şeyden? Yok demiş. Hep suyunu şundan nasıl getireceğim diye kafa yordum. 27 buna geçti. Sen demiş daha hakikatin kıyısına daha gelememişsin. 27 yıl. Deniz üstünde yürümeyi öğrenmişsin ama hakikatin kıyısında bile değilsin sen. Ve sorduğu soru çok anlamlı. Hiç verdim mi? Hiçbir bir şeyden vazgeçtin mi? Bunlar olmadan sen demek hakikate edeceksin, öyle mi? Şimdi sonuca geliyorum. Benim hazır bir cevabım yok buna. Niye yaratıldık? Bu dünya niye var? Allah ne maksatla bizi yarattı? Niye yaratıp duruyor hala? Niye bu devran dönüyor hala? Hat yüz yıl oldu, yüz bin kere doldu boşaldı kainat. Ne hala dolup boşanıyor? Niye ölüyorlar? Niye doğuyorlar? Ölenler nereye gidiyor? Doğanlar niye doğuyor? Bu sırrı çözdün mü? Hayır. Benim buna hazır bir cevabım yok. Bana böyle bir soru soranlara bunu söylüyorum ben. Ha, kendime tatmin ettiğim bazı cevaplarım var tabii. Şimdi ha Ne, ne olmuş oluyor o zaman? Bunlar kendimizi tatmin eden sorulardı işte. Kur'an'a bakıyorum. Mesela Sokrates demiş ki, filozof Sokrates, buna çok katılıyorum. Kur'an'ın ruhuna da uygun, benim öğretilerime de yakın duruyor. Demiş ki, sonunda anladım ki, şu hayatta Erdem'den başka yüce bir değer yok demiş. Erdem nedir üstad diye sorduklarında da başkası için bir şey yapmaktır demiş. Yani bu dünyada var olmamızın sebebi en insani sebebi ne olabilir? Sevgili seyirciler düşünün. Şu dünyada, şu hayatta bir insan olarak var olmamızın e, en mantıklı, en akla yatkın, en insani cevabı ne olabilir? İşte Sokrates de onu söylüyor. Diyor ki başka bir insanın acısını dindirmek için var, En mantıklı varoluş budur diyor. Başka bir insanın, başka bir insan kardeşinin sen acı çekmiyorsun ama o acı çekiyor. Acılar içinde kıvranıyor. Sen de bir insan olarak gidiyorsun, onun acısına merhem sürüyorsun. Onun elinden tutuyorsun, kaldırıyorsun, iyileştirmeye çalışıyorsun. Niye? Acı çekmesin diye. Bundan daha büyük bir insani gaye olamaz diyor. İnsanların yeryüzündeki varlık sebebi budur diyor. Bundan başka da bir beni tatmin etmiyor diyor. Niye varız? Bir acıyı dindirmek için varız. Başka türlü var, olma sebepleri olamaz mı? Olabilir canım. Yani yerleri gökleri keşfetmek için şudur budur bir sürü izahat yaparsın. Şunun için varız, bunun için varız. Mesela Mecusi Teolojisi bu soruyu şöyle cevaplandırmış. Yeryüzünde kainatta yani kainatın sırrını böyle çözmüş. Sırrı böyle çözmüş. Yani ben sırrı çözemedim de bu hususta agnostiyim yani. Yani Allah'a inancım var o hususta değil ama sırrın ne olduğu konusunda ee, ee, keskin ve Mutlak sözler söylemekten çekiniyorum. Çünkü hakikaten bilmiyorum yani. Sırrı çözmem için Allah'la falan görüşmüş olmam lazım. Bunlarsa bir takım yorumlar oluyor. Allah'ın kitabını yorumluyoruz yani. E, yorum da direkt gerçek anlamına gelmez. Şimdi Allah konusunda, Tanrı konusunda biliyorsunuz üç felsefede üç büyük akım vardır. Teizm, agnostizm, ateizm. Deizm vardır der. Ateizm yoktur der. Agnostizm ortada durur. Ne ortada duruyor? Ne vardır ne yoktur demek için değil. İkisinin ortasını bulmak için değil. Hem vardır hem yoktur demek için değil. Her ikisine de dır dur diye konuştukları için yoktur. Bak yargı bildiriyor. Görmediği bir şey hakkında yoktur. Ne biliyorsun olmadığını? Öbürü ne diyor? Vardır diyor. O da görmediği bir şey hakkında kesin yargıda bulunuyor. Dır dur, küllü dır durun haberin diyor. Arapçada bir vardır. Yani bütün dır durla biten şeyler kesin yargı ifade eder. Agnostizm ikisine de birden diyor ki ya niye bu kadar kesin konuşuyorsunuz? Siz tanrı mısınız? Siz sırrı mı çözdünüz? Nasıl böyle kesin konuşuyorsunuz? Buna cüret yani. Senin boyun ne? Kilon ne kadar? Uçaktan baktığında kibrit çöpünün içindeki çibit e, çöpünün başındaki ateş kadar bile görünmüyorsun yani. Toz derece bile değilsin yukarıdan baktığında. Nasıl böyle kesin konuşuyorsunuz? Bırakıyor et. Şöyle değil. Tam bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Belki ileride öğrenirim. Bilmiyorum ama şu anda böyle kesin konuşamayız yani. Ha, inanç olarak kesin olabiliriz. Ama o inançtır. Bilgi değildir. Bilgide kesin durduğu hiçbir şeyler olmaz. İnancım, benim inancım var. Kesinlikle Allah vardır. Benim öyle inanıyorum. Tamam. Dersin ki ben kesinlikle dünyanın iki tane öküzün boynuz üzerinde durduğuna inanıyorum. Tamam, inan. <laughs> i̇nanç çünkü. İnanca bir şey diyemeyiz ki. İnançlar çok kesin olabilir. Ama kesin inançta olmamak lazım yine de. Ama e, inancından de olabilir insanlar. Ama dünya öküzün boynuzu üzerinde duruyor diyen bir kesin inançlı ya. Bizim söyleyeceğimiz şudur. Tamam buna inanabilirsin. Bir şey demiyoruz. Seni bundan vazla çünkü bilgi burada sökmez. Çünkü inanıyor adam. İnanana bilgiyle yaklaşamazsın. Sadece ona tamam kardeşim. Sen de kalsın bu deriz. İçinde tut bunu deriz. Bununla dünyayı yönetmeye kalkma deriz. Ülkeleri, devletleri, toplumları dünyayı bu inançla, dünyanın öküzün boynuzu üzerinde durduğu inancıyla, bu inançta sahip olmayanları dışlayarak, baskılayarak, bu inancı birinci inanç gerile gerisini öteki ilan ederek, Başkası, inancını başkasına dayatarak, bu inancın gereğini herkesten isteyerek sakın bunu böyle bir şey yapma. İnancını içinde tut deriz. Ondan bunu isteriz sadece. Burada din ve inanç aynı değildir. Bakın inanç diyorum hep, din demiyorum. İnanç, hissiyatla ilgilidir. Kanıt ve delil olması gerekmez. Ama din, düşünceyle ilgilidir. Hukukla ilgilidir, iktisatla ilgilidir. Kanıt, delil ve ikna edilmesi gerekir. İhtiyaçları karşılayan şeyler söylemesi gerekir. Toplum tarafından tepki duyacak şeyler söylemesi gerekir. Sokağın ihtiyacını karşılaması gerekir. Din, inanç değil. İşte dine inan o ayrı bir inanç hissiyatla ilgili. Şimdi bu dil ve inanç ayrımını yapan da fazla yok. Dini inanç diyor? inancı din zannediyorlar. Birçok kimse böyle. Dini inançlarla, dinle bir ülke yönetilmez diyor mesela. Hayır, inançla yönetilmez. Din ayrıdır, inanç ayrıdır. Din yol demektir. Bazı dinler çok güzel şeyler de söylüyor olabilir. Dinlerde çok güzel hükümler de olmuş olabilir. Mesela bizim dinimiz diyor ki Allah size adaletle emreder. Allah size adaleti emreder. Ülke adaletle yönetilmesin mi yani? İşte sana dini emir buyur. Doğru olun, dürüst olun. Yolsuzluk yapmayın, rüşvet yemeyin. Emeğinizle geçinin. Alın terinizle çalışın. Bunlar hepsi Allah'ın emirleri. Yani bunlar, ülkeler bunlarla yönetilmesin mi? Tam da ülkeyi yönetenlere lazım bu asıl. Harama el uzatma. Adam fakir zaten. Harama el uzatma, haram yeme, hırsızlık yapma, öldürme, emri kime lazım? Elinde silah bulunana lazım, bir makamda oturana lazım. Milletin vergisi, örtülü ödeneği elinin altında, emrinde olana lazım. El uzatma diyor, el uzatma diyor, yoksa keserim o eli diyor. Kim bunu diyor, bu da kesmekle sembolik anlamdadır. Yani e, insanların alın terine vergisini el uzatma. Kendi alın terinden başkasına göz dikme diyor. Bu emirler kime lazım? Öldürme, çalma emirleri. Yönetenlere lazım. Adamın elinde silah yok. Bir tabanca bile kullanmamış. Adam zaten fakir fukara emrinde bir asker yok, polis yok, kasa yok. Vergi yok, örtülü ödenek yok. Bu adam neyi çalacak birader? Zenginlere, güçlülere, makam sahiplerine lazım asıl dini emirler. Onlar buna uyacaklar. Dolayısıyla buradaki ben dini emirleri evrensel ahlak ve insanlık ilkeleri olarak anlıyorum. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek olarak anlamıyorum. Onlar inancın gereğidir. Bak o inancı oradan ayırıyoruz. Bu ayrımı da yapmak lazım. Evet. Neyse şimdi gelelim dönelim kainatın sırrına tekrar. Ee, ben burada kesin bir şey söylemiyorum. Ee, mesela İbn Sina demiştir ki İbn Sina demiştir ki vacibül vücub yani e, mevcut varoluşun e, bir var edeni olmasının zorunluluğu. Prensiplerini izah ederken Allah'ın yaratılışında bir maksat yoktur der. Allah'ın yaratmasında bir gaye, bir amaç, bir maksat yokturlar. Biz o yaratılışa, gaye, amaç ve maksat yükleriz. Ve onunla mutlu oluruz. Biz bizi sükunete erdirir, onunla yaşarız. Ama bu gerçekte kainatın yaratılışında bir amaç, bir gaye olduğu anlamına gelmez. Az önce yarım bıraktım. Zerdüşteolojisi der ki, kainatın yaratılışında bir amaç, bir gaye vardır. Ve o gaye de şudur. Kainatta bir tane tanrı yok. iki tane tanrı var. Olay oradan kopmuş yani. Birisi kötülük yapıyor, öbürü iyilik yapıyor. Ahura, Mazda ve Ehrime. İyilik yapan yağmur yağdırıyor, kötülük onu sele dönüştürüyor. İyilik yapan sıhhat veriyor, kötülük yapan mikrop saçıyor. İşte korona virüsü yayıyor, kötülük tanrısı. İyilik tanrısı da var gücüyle onu engellemeye çalışıyor. Bu savaş kimin savaşı? Kainatta bir iyilik ilkesi var, bir de kötülük ilkesi var. İyilik tanrısı ve kötülük tanrısı birbiriyle çatışıyor. Kainat böyle başlamış. Sır burada diyor. Ve bu devam edecek. Bizler iyilik tanrısının yanında yer almalıyız. İyilik tanrısı mahz hayır ama kadir mutlak değil. Yani saf iyilik dolu, saf iyiliğin kaynağı, iyilik tanrısı ama kadir mutlak. Her şey gücü yetmiyor. Eğer gücü yetse zaten kötülüğe mani olacak. Kötülük tanrısı. İkisinin de gücü neredeyse birbirine denk. Birbirini yok etmeye güçleri yetmediği için iyilik bir taraftan, kötülük bir taraftan devam edip duruyor. Bizler iyilik tanrısının yanında yer almalıyız. Ve onun bu kainatta kötülük tanrısını yok etmekle, yok etme mücadelesinde onunla birlikte olmalıyız. İşte Dünyanın sonuna doğru bu savaş bitecek. İyilik tanrısı kötülük tanrısını yenecek ve çıktığı yere geri gönderecek. Yeryüzü tüm kötülüklerden arınacak ve her yere iyilik hakim olacak derler. Buna mecusi teolojisi diyoruz. Mecusinin dünyadaki sırrı çözme şekli bu. Şimdi İslamiyet'te Yahudilikte, Hristiyanlıkta iki tane tanrı yok. Bir tane tanrı var. O zaman tek tanrıyla bunu nasıl çözeceğiz? Hem bir tane tek tanrı var hem de bir sürü kötülük oluyor. Eğer tek tanrı varsa bu kötülüğe niye mani olmuyor? Demek ki Kadir'in mutlak değil. Eğer kadir mutlak değilse o zaman nasıl tanrı oluyor? Gibi teoloji soruları peş peşine geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de buna dair bazı sorular var. Kur'an da bunlara ilgilenmiştir yani. Yabana atmamıştır. Kur'an'daki şu anda sırra dair üç büyük soruyu iki tane peygamber ve bir tane melek sormuştur. İki tane peygamber ve bir tane melek üzerinden bu sorulara dair bir şeyler söylenir burada. Birincisi nedir? Musa'nın sorusudur. Kendini göster seni görebilir miyim sorusu. Tüm ateizm dünyasının temel sorusu budur. Allah nerede? Niye göremiyoruz? Göremiyorsak yok demektir. Bunu Musa soruyor. Evet. Ateizmin sorusunu Kur'an'da peygamberler ve melekler soruyor. Sorduruluyor. Bu diyaloglar üzerinden bize bir şeyler anlatıyor. O da diyor ki beni göremezsin. Şu dağa bak diyor. Dağa bakınca da oraya daha bile onu kaldıramıyor. Büyük bir ateş çalıdan yükselen ateş şeklinde onun sesini duyuyor. Burada ne demek istiyor? Bu uzun bir anlatı konusudur. Ama Musa ve Musa Peygamber üzerinden Allah'ın niye görünmediği, nerede olduğu, bana kendini göster, gösterebilir misin diye sorulmuştur. İkincisi İbrahim'in sorusu ölüleri nasıl dirilteceğini gösterir. Bu da ateizm dünyasının en temel sorusudur. Derler ki şu ana kadar bir tane ölü tekrar öldükten sonra dirilmiş mi? Gidip de gelen var mı? Ölen gidiyor. Bir daha geri gelmiyor. Dolayısıyla bu bir boş bir inançtır. Ölülerin dirileceği milliçeği de yoktur. Herkes toprak olup kemik olup gitmektedir. Yok çünkü. Allah da yok. Dirilme de yok, hiçbir şey yok yani. Böyle atıldık bu dünyaya, gidiyoruz. Böyle sallana sallana, çarpa çarpa, evrim kendi yolunu buluyor. Diye ilahatlarda bulunuyor. Bu soru da İbrahim tarafından sorulmuş. Beni, e bana ölüleri nasıl diriltir diye yani gösterebilir misin? O da ona güvercinler örneğini veriyor. Şu güvercinleri topla, her birini ayrı ayrı tepeye koy, kendine alıştı sonra onları kendine çağır. Koşarak sana geldiklerini göreceksin. Ne demek istiyor? Musa'ya çalı örneği veriyor. İbrahim'e kuş örneği veriyor. Kuşları topla, kendine çağır diyor. Çalıyla, kuşla ne demek istiyor? Ha. Öyle sırrı çözmek kolay değil. Hemen lop diye cevap yok yani. Düşünün. Şimdi üçüncüsü de meleklerin sorduğu soru. O da ateizm dünyasının üçüncü büyük sorusudur kötülük neden var? Çocuklar niye ölüyor? Tanrı niye müdahale etmiyor? Niye seyrediyor? Onu da melekler soruyor. Yeryüzünde kan dökecek fesat çıkaracak. Birisini mi yaratacaksın? Bu aynı zamanda sorunun içinden mündemiç olarak eski Osmanlıca tabirle yani sorunun içerisindeki soru. Onun içine gizlenmiş bir şey itiraz var. Sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak, yağma, talan, katliam yapacak, kötülük yapacak birisini mi yaratacaksın? Böyle birisini nasıl yaratırsın? Bu kötülüğün yapılmasının önünü nasıl açarsın bunu yaratarak? Diye melekler Allah'a soruyor. Bakara Suresi 38. ayette. O da diyor ki ben sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Ha. Bizim bilmediğimiz, fakat Allah'ın bildiği şey ne? Sır bu işte. Söylemiyor. Ben sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Ne acaba? Bizim bilmediğimiz, onun bildiği şey ne acaba? Bu devran neye dönüyor acaba? Yüz bin kez doldu boşaldı dünya. Niye hala dolup boşalıyor? Bunu siz sadece kendinizi tatmin edecek bir cevap verebilirsiniz. Mesela ben bu sorunun cevabını bu Kur'an'da anlatılanlar bağlamında şöyle cevaplandırıyorum. İnsan yeryüzünde kötülük yapacak. Kan dökecek, fesat çıkaracak. Bu özgürlük demektir. Yani felsefi tabirle Tanrı kendi yarattığı dünyada kendi yarattıklarını öldürecek, onları yağmaya talana tabi tutacak, katliam yapacak, yaşattıklarını öldürecek, bitirdiklerini biçleyecek, ağaçları kesecek, ozon tabakasıyla oynayacak, insanlara acı çektirecek birisini yaratmaya kalkıyor. Eğer, eğer insanda bunları yapma, yetisi yoksa o özgür olamamış oluyor. Yani özgürlük nedir? Gerektiğinde öldürebilme, yok etme, kesme, doğrama yeteneğinin ve gücünün olmasıdır. Bu yoksa özgür olamıyor insan. Eli kolu var, yap, yap, istese bile yapamıyor. Ama insan istese bile bunları yapabiliyor. Ve Tanrı bunlara nasıl müsaade ediyor? Müsaade ediyor. Yani, yani Özgürlüğü kötülüğe tercih ediyor. Evet. Özgürlüğü bunun yol açacağı kötülüğe tercih ediyor. Özgürlüğü bunun yol açacağı kötülüğe tercih ediyor. Neden? Bu arada bir sürü kötülük oluyor, insanlar ölüyor. Neden? İşte orası sır birader. Benim gördüğüm bu özgürlüğe önem veriyor. İnsanın iradesi, yapma gücü, herkes yapacak diye bir şey yok. Her eline özgürlük iradesini geçiren, kasacak, doğuracak, öldürecek diye bir şey yok. Ben de özgür iradeye sahibim ama kimseyi öldürmedim. Kimsenin emeğini çalmadım. Kimseye kötü söz söylemedim ve söylememeye çalışıyorum. Hayatımda küfür etmedim hiç kimseye. Çocukken top oynarken bile bu hoca falan derlerdi. Küfredemez derlerdi. Çok kötü bir şey. Yapıyordu. Ben, ben bağırıp çağırma hiç küfretmezdim. Çünkü bu hoca biraz evvel ezan okudu geldi. Nasıl küfredecek falan derlerdi. Ama arada bir kapıp koyverdiğim de olmuş olabilir. Yani insanız yani. Öyle pir değiliz. Kendimi temizlete çıkarmıyorum. Ama yapabilirim. Niye yapmıyorum bunları? Benim gibi insanlarda olabilir. Özgürlük var ama kötüye kullanmıyor. Ama bazıları bunu kötüye kullanabilir. Kimisi bıçakla elmayı soyuyor, sevgilisine veriyor. O esnada da şiir okuyor. O oh, ne güzel. Ama kimisi de o bıçakla kadınları çevirip tecavüz için onları tehdit ediyor. Kadın şiddetlerinin çoğu bıçakla oluyor, silahla oluyor. O, o bıçak, o silah bizde de var. O irade bizde de var. Herkes de var. Niye onlar yapmıyor da bu yapıyor? Ha burada başka bir şey var o zaman. Kişinin özgürlüğünü kötüye kullanmasıdır. Kötülük dediğin şey budur. Ve buna da Tanrı bir süreye kadar, en azından ölünceye kadar, ölüm diye de bir engel koymuş. Öyle sonsuza kadar kimse bunu kullanamaz. İndiririm aşağı diyor. En kötüyü bile indiriyor, toprağın altına sokuyor. Hadi şimdi yap da gör bakalım diyor. Hepsi de hesaba verecek diyor. Dünyadaki mahkemelere çıkarılacak. Adalet mahkemeleri. İnsanların kurduğu mahkemeye, mahkemeyi şubra, Allah'ın mahkemesine de mahkemeyi kübra diyoruz. İnsanlar diyor buradan da kurtulamayacaklar diyerek denetleme mekanizmalarının da kötülüğü böyle tüm dünyaya sarmaması için önlemler aldığını da görüyoruz. Ama bir şeye de müsaade ediyor yani. Orada, orada bir şey var. Tam ne olduğunu bilmiyorum işin doğrusu. Gördüğüm bu. Evet. Hocam şimdi bir izleyicimiz diyor ki hemen onu okumak istiyorum. Bir saniye. Annem vefat etti diyor. Ee, ölünün arkasında çok zor durumdayım. Duygusal hissediyorum. Ölünün arkasında ne yapmak gerekir diyor. Bir izleyicimiz de bir izleyicimizin de annesi vefat etmiş. Ee, kabrine annesinin resmini yaptırmış. Yalnız demişler ki e, şey olur günah yani anneme de bir zulmü dokunur mu diye soruyor. Yani kabre o resim yapılması Hı? ve ölünün arkasından ne yapılacağını soruyor. Evet. Becimiz. Şimdi ölen insanların ardından merasim yapmak bu da çok insani bir ihtiyaçtır. Hani Karl Marx'ın bir sözü var. Der ki, insana dair olan her şey bize yabancı değildir. İnsana dair. Anne söylemiş, baba söylemiş. Hüzün içinde bir şey yapmak istiyor. Bunu, bu ihtiyacın bir şekilde karşılanması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, Ölülerin arkasından Kur'an-ı Kerim okunmaz. Ne Kur'an'ın meali, ne de Kur'an'ın kendisi. Ölülerin arkasından. Ve mezarlıkta okunmaz. Sakın bunu yapmayın. Sakın mezarlıkta Kur'an okumayın. Mezarlıkta Kur'an okumak günahtır. Evet. Madem dini tabirle konuşuyor Diyanet, ben de onlara karşı alternatif dini tabirle söylüyorum. Mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okumak günah. Kur'an'a hakarettir. Kur'an-ı Kerim'i kendi ana ve anlayarak okuyacaksınız. Arapçasını okumaya da gerek yoktur. O da boşuna bir uğraştır. Efendim sesinden etkilenmek, böyle davudi bir şeyle, uzatarak, acına, acı, e, acılı bir edayla, böyle e, e, şey okur gibi, bozlak okur gibi, böyle uzata uzata, okuyanlar var. O o o sese kendini kaptıranlar var. Ondan etkilenenler var. anlamadığı halde sırf et, sesten etkilendiği için ağlayanlar var. Yani bir bozlak türküsü dinlediğiniz zaman da ağlarsınız. Ee, İspanyolca, Yunanca e, çok dokunaklı şarkılar var. Onları dinlediğiniz zaman da sesten etkilenerek ağlarsınız. Sesin büyüsü vardır. Ses, insan sesi çok etkileyicidir. Ama bunun bir anlamı yoktur. Hiçbir şey anlamazsınız. Sadece hissiyatınızı dökmüş olursunuz. Bize ne lazım? Anlam lazım. Önce anlam. Kur'an'ın kendi ana dilinizde yanlış da olsa, bakın yanlış da olsa. Efendim, Türkçe mealler Kur'an değildir. Hayır, %95 Kur'an'ın aynısıdır. Türkçe mealler, Türkiye'de şu anda 82 tane meal var. Kur'an'ın %95 aynısı. Efendim Kur'an'ın bir sürü anlamı var. 40 tane anlamı var. Hayır, 40 tane anlamı yok. Bir tane anlamı var. Mekke'de, Medine'de yaşayan Araplar, o Mekke'de yaşayan zengin, kodaman, tefeci, bezirgan, 10 tane, 20 tane karısı olan, köleleri olan, tarlaları, hurma bahçeleri olan Arap ağaları. Onlara seslenirken Kur'an ne diyorsa Kur'an odur kardeşim. Bu kadar basit. Ne diyor? Tarlaları yoksullarla paylaş diyor. karlarını birey indir diyor. Köleleri serbest bırak diyor. Bunda anlaşılmayacak ne var? Bunun bir tek anlamı vardır. Ve dünyanın her yerinde aynıdır. Onu alacaksın. Kendi diline çevireceksin. O zaman ağaları var. Şimdi fabrikatörler var. O zamanın beyleri var. Şimdi paşaları var. O zamanın kabile şefleri var. Şimdi devletin yöneticileri var. Hepsi aynıdır. Ve bu kitap hepsine aynı şeyi söylemektedir. Bunda anlaşılmayacak ne var? Nasıl oluyor da Arapça anlaşılmazmış da Türkçe'ye çevrilmemiş de başka bir dilde anlaşılması mümkün değilmiş. 40 tane anlamı varmış Kur'an-ı Kerim. Hayır kardeşim 40 tane anlamı falan yok. Kur'an mahluktur. Eski tabirle söyleyeyim. Mahluktur. Yani tarihseldir. Bir döneme hitap etmektedir. Mekke, Medine'de yaşayan o bildiğin Araplar, işte göbeğine kaşıyan, karıları çok olan ağalar, beyler kabile mensuplarına sesleniyor. Onları adam etmeye çalışıyor. Yola getirmeye çalışıyor. Orada bir insanlık yeşertmeye çalışıyor. Çünkü Allah'ın evinin etrafında hepsi yoldan çıkmış. İnsanlık getirmeye çalışıyor. Onları evrensel değerlerle tanıştırmaya çalışıyor. Budur. Bu dünyanın her diline çevrilebilir. Gayet kolaydır, basittir. Yüzde beş sadece çeviri teknik hataları olabilir. Tüm dünyada da çeviri teknikleri yüzde beştir yani hata payı. Dolayısıyla onu okuyacaksınız. Kendi ana dilinizde Türkçe okuyacaksınız. Ölülere değil, dillerle beraber ve dillere hitaben okuyacaksınız. Peki, annem için ne yapacağım? Bol bol iyilik yapacağım. Dua edeceksin. Bak biraz önce dua ayetleri okudum. Kur'an-ı Kerim'den dua ayetleri. Allah'a dua etmek annen için zor bir şey değil ki. Ya Rabbi annem iyi bir insandı. Onun iyiliğine, güzelliğine, merhametine şahidim. Ona güzel muamelede bulun. Onu cennetine koy. Rahmetini, merhametini esirgeme üzerinde. Bak bu işte, güzel de dua. böyle dualar edebilirsin. İçinden ne geliyorsun? Kendi ana dilinde. İlla Arapça olması şart değil. İlla Kur'an'da geçmesi şart değil. Elini aç. Kuytu karanlık bir köşede. Allah'a annen için dua et. Ne istiyorsan Allah'tan iste. Mezardan, annenden değil. Ve mezarlıkta Kur'an'ı Arapça olarak daha olsa okuma. İnsanlar böyle de ihtiyaçlarını giderebilirler. Ve bir insan öldüğü zaman bir rivayette, bu da rivayette Kur'an'a uygundur yani. Kendisi gider ama geriden üç şey ona sevap yazmaya devam eder der. Bir, salih bir evlat. Yani bir anne baba öldükten sonra geriye insanların takdir edeceği, seni yetiştiren anne babaya helal olsun dedirtecek bir evlat bırakırsa, erkek veya kadın, salih veya saliha bir evlat bırakırsa, iki, insanların o gittikten sonra yararlanacağı bir eser bırakırsa, mesela çeşme yaptırmış, gelen giden içiyor, sıcakta, çeşmeden böyle ağzını dayayıp içiyor, hay bu çeşmeyi yaptırdığına Allah razı olsun diyor. Bunu diyen gidiyor, bunu diyen gidiyor. Onun da ona bir faydası vardır. Veya yol yaptırmış, köprü yaptırmış. Geçenler Allah razı olsun buraya yaptırandan diyor. Şimdi yol köprü laflarını da artık <laughs> istediğimiz gibi kullanamıyoruz. E yol köprü yaptırmış ama geçenin geçmenin parasını biz veriyoruz. Buradan bir sürü yolsuzluk yapıyoruz. O ne olacak? Ya onun günahı ona aittir. oraya karıştırma şimdi. Herkes günahının cezasını çeker. Kimsenin günahı kimseye yazılır. Veya bir eser yazmış, kitap yazmış. O öldükten sonra herkes onu okuyor. Ve aydınlanıyor, yararlanıyor. İnsanların bilgisini, görgüsünü geliştiriyor. O da ona faydalıdır. Eser yani. Üçüncüsü de sadakayı cariye. Sadakayı cariye denir buna. Ee, bu da kendisi gittikten sonra iyiliği insanlara dokunan şey demektir. Mesela hastane yaptırmış. İnsanlar orada tedavi oluyor. Darul Acez'e yapmış. Yaşlılara orada bakılıyor. Yani insanlara kendisi olmadığı halde yaptırdığı şey insanlara yararlı faydası dokunmaya devam ediyor. Bakın bunların hepsi insanlara yararlı olan şeyler yapmakla ilgilidir. Eğer annenizin babanızın altından iyi şeyler yapmak istiyorsanız siz de iyilik yapın. Etrafınızdaki muhtaçları, ihtiyaç sahiplerine gidin bulun. Devleti bırakmayın. Bu benim işim değil. Devlet yapması lazım. Bana ne bundan? Demeyin. Veya kapitalizmin pisliklerini mi düzelteceğiz? Demeyin. Bizlere mesela öyle diyenler de var. Yani ben yoksullara bakma, sokak çocuklarıyla ilgilenme, kimsesizler, garipler, muhtaçlar, onlara eşya bulma, takas yapma falan bu işlere fazla önem veren e, Kur'an'dan aldığım öğreti ve terbiye gereğince birisiyim. Birçokları bana böyle şeyler söyleyenler de oluyor. Ya sen de kapitalizmin kapitalizmin yarattığı şeyleri düzeltmeye çalışıyorsun. Yani asıl kapitalizmi bırakmışsın. Bunlar kapitalizmin sonuçlarıdır. Hatta bu yaraları tedavi ederek kapitalizmin devam etmesini de sağlıyorsun. Bırak. Yoksula yardım etme, aç kalsın, sürünsün, işler etsin de bu düzen yıkılsın diyenler var. Düzen yıkıldıktan sonra bakarız onların haline. Hele bir devrim yapalım, ondan sonra bütün yoksullar zaten e, proletarı, diktatörlüğü olarak itilere gelecek. Durumları o zaman düzelecek bütün işçiler falan diyenler var. <laughs> bu nedenle şimdi ben de onlara diyorum ki, birader ben devrim yapmayı falan bekleyemem yani. Yani ömür geldi geçiyor, sen bekle de, ben bekleyemem yani. Ne zaman olacağını da bilmiyorum. Hadi olmazsa peki. O zaman beklemekle geçiyor bütün ömrümüz. Bırak yoksullara hiçbir şey yapma. Hele bir devrim olsun. Hepsinin, hepsinin durumu düzelecek. Aa, kafaya bak. Aynı şeye benziyor. Mehdi gelene kadar iyilik yapmak doğru değildir diyenlere benziyor. Mesela İran'da falan böyle düşünenler var. Yahudiler arasında var böyle düşünenler. Yani Hristiyan arasında da Avangeliçlerde falan böyle düşünenler var. Onun e, sol dildeki adı da böyle oluyor yani. Devrim gelene kadar, devrim ona kadar yoksullarla uğraşmak düzeni sürmesini sağlıyor. Ha. İran'da adam diyor ki ben bir defa bu tür mollarla tartıştım yani 91-92'de İran'a gitmiştik. Öyle gruplar var. Mehdi gelene kadar iyilik yapmak, yoksullara çare bulmak, durumu düzeltmek bizim işimiz değildir. Mehdi gelecek, o düzeltecek. Zaten kötülük arttığı zaman kaos arttığı zaman acı çekme, ayyuka çıktığı zaman Mehdi geleceğinden dolayı bırakın insanlar acı çeksin diyor. Acıları sarmayın, tedavi etmeyin, merem sürmeyin diyor. Acı çeksinler, sürünsünler. Bunun sorumlusunu ancak acı çekerek görebilirler. Sonra da isyan ederler ve acının sahiplerini devirirler. O zaman diyor Mehdi geliyor. Hmm, güzel. Bak nasıl teoriler. Hem dinisi var hem e, dini olmayan var, hangisini istiyorsan. Hepsi birbirine benziyor. Benim bunlara cevabım şu. Ne sizin Mehdi'nizi ne de sizin devriminizi bekleyen birader. Kusura bakmayın. Zaten öyle bir Mehdi falan da gelmeyecek. Öyle bir dünya devrimi falan da olmayacak. Zaten senin Mehdi dediğin şey, senin de devrim dediğin şey bana bağlıdır. Hemen şimdi burada arka sokaktaki Adamı bulduğum zaman zaten devrim başlamış oluyor. Ben başlatmış oluyorum. Bu nasıl? <laughs> evet. 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 Hocam programımızın sonuna doğru geldik, yaklaştık. Çok dakikalar kaldı. Ee, çok fazla izleyicilerimizden sorular da var. Şu soruyla devam edelim. 10 dakikamız mı var? 5 dakikamız ve düştü yani 4 dakikaya falan. Evet. Sorularda gelmeye devam ediyor. Muska gerçek mi? Gerçek midir? Tesiri var mıdır? Şöyle bir konu var. Bir seyircimizin eşine hocalar hocaları yani eşinin dinlediği hocaları sen de büyü var. Senin içinde büyü var. Cinler var demişler. Ve dağdan altın atmasını söylemişler. Eşi de büyü ve hocalara bu yönlü inanmış. Ve kendisi ailem büyüye inanmıyoruz diyor. Ben büyüye inanmıyorum diyor ama eşi inanıyormuş. Bu yüzden de evliliğini bitirmek istiyormuş. Hatta bana sen mi büyü yaptın diyormuş eşine. Evet. Eşine senin güçlerin var demişler bir cin büyü tartışması içerisinde ailesi dağılmak üzereymiş. Şüpheci davranıyorlarmış. Hanımefendi de diyor ki: "Eşimin akıl sağlığından şüphe ediyorum. Allah dua etmekten, iyilikten başka bir düşüncem yok. Bu konuları bir aydınlatır mısınız hocam? Bu durumda eşime ne yapmam lazım?" diyor. "Yuvam dağılacak. Eşim büyüye, cine, muskaya." Evet. Kapıya gidiyor. Şimdi sevgili seyirciler. Şimdi ben burada konuşuyorum. Bakın sor, gelen soruları sizin görmedikleriniz de var. Onlara ben bakıyorum ne soruyorlar diye. Şimdi burada ayet okuduğum için. İşte bu hoca çıkmış ekranda konuşuyor falan gibi göründüğü için. Önümde de Kur'an-ı Kerim açılı olduğu için. Dini ölülerle kabirde Kur'an okumakla, ölen kişinin ardından ne dua edileceği ile ilgili, cinlerle, büyülerle, muskayla ilgili olarak insanlar algılıyor. Ve onu bana soruyorlar. Çünkü memleketimizde yaygın olan anlayışa göre din demek, büyü demektir, muska demektir, ölü demektir, mezarlık demektir. Hayır, din bu değil. Din bunlarla ilgili değildir. Din hayatla ilgili. Alışverişle ilgilidir. Yönetmekle ilgilidir. Hukukla ilgilidir. Adaletle ilgilidir. Malla ilgilidir. Servetle ilgilidir. Neden dini bunlarla ilgili algılamıyorsunuz? Çünkü yaygın olan anlayışa göre din demek inanç demektir. İnanç da batıl inançlar demektir. Fal, büyü, cin, mezarlık, hortlak, korkutucu şeyler. Din budur yani. Bak din hep bununla ilgili hazırlıyor. Bu sorular muhatabı ben değilim. Çünkü ben hoca değilim. Çünkü ben din anlatıyorum. Batıl inançlar değil. Bu tür işlerin peki ne oluyor? Vatandaşın ihtiyacı işte soruyor. Psikoloğa gidecek. Bunun sözümü din değildir. Hiçbir hoca bu tür sorunları çözemez. Bu tür sorunları çözün iddia eden bütün cinciler, falcılar, büyücüler sahtekardır, şarlatandır. Onların para toplaması da tamamen nitelikli dolandırıcılıktır. Derhal mahkemeye verilmeleri gerekir. Senin cinlerini okuyacağım. Gel diyor. 150 lira alıyor. Fal bakıyor. Şu olacak, böyle olacak. Kocan seni aldatıyor. Senin nasibinde şu var falan. Bunlar hepsi şarlatanlıktır. Bunlar hepsi dolandırıcılıktır. Ne dolandırıcılığı? Din dolandırıcılığı. Dolandırılıyorsunuz. Ne denerek? Cin denerek. Muska yazmak diye bir şey yok. Günahtır muska yazmak. Fal bakmak da günahtır. Cinlerden haber vermek de günahtır. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmıştır. Peygamberimizin üç tane büyük düşmanı vardı. Gerisini siz düşünün. Üç tane büyük düşmanı vardı. Bir, tefeci bezranlar, ağalar. İki, din adamları. Tapınakta ayin yaptıranlar. Allah adına konuşanlar. Üç, Cinciler, falcılar, büyücüler, muskacılar. Bunlar peygamberin amansız düşmanlarıydı. Peygamber bu üçünü de kaldırmak istiyordu. Gel gör ki şu anda peygamberin getirdiği din, peygamberin getirdiği Kur'an-ı Kerim, şu anda, el an, günümüzde bu üçünün eline geçmiştir. Tefeci besizganların, zengin kodamanların, din adamlarının, şeylerin, şıkların, falcıların, büyücülerin, cincilerin, muskacıların eline geçmiş bu kitap. Can çekişiyor onların elinde. Biz bu kitabı onların elinden çekip almaya çalışıyoruz. Hayatın içine getirmeye çalışıyoruz. Sayın hanımefendi, hanım eşinizin psikoloğa gitmesi gerekiyor. İnsanlar, cinlerim var, büyülenmişim, bana sesler duyuyorum kapıdan ses geldi, oradan ses geldi, buradan ses geldi diyenler onun beynin içinde olup biten şeylerdir. Dışarıda cin, min diye bir şey yok. Her şey onun beyninde olup bitiyor. Korkuları, ümitleri, panikleri. yerhal bir psikoloğa gitmesi gerekiyor. Ona danışması gerekiyor. Bundan çekinmemesi gerekiyor. Ve benim beyninde neler olup bitiyor? Bu sesler bana nereden geliyor? Diye sorması gerekiyor. Travma seanslarına gitmesi gerekiyor. Travma. Çocukluğuna inilmesi gerekiyor. O sesleri niye duyuyorum? O sesleri cin zannediyor. Dışarıdan birisinin ona seslendiğini zannediyor. Cehaletten dolayı da işte böyle evler ayrılıyor. Boşanma noktalarına falan geliyorlar. Ya memlekette psikoloji ve psikiyatri diye bir şey var. Psikiyatri daha çok tıpla ilgili. Psikoloji daha çok e, sosyoloji, psikoloji bölümlerinde tahsil ediyor. Bunlar niye açılmış? Psikiyatri tıbbi tarafı psikiyatri, sosyal tarafı psikoloji. Onlara gidip danışın birader. Gidin sorun. Benim durumum nedir? Ne oluyor bana filan diye. Sakın cincilere, falcılara, büyücülere, muskacılara gitmeyin. Kur'an-ı Kerim'den herhangi birisini yazıp da boynuna asıp da suyun içine atıp da iç şifa bulacaksın diyenlerin hepsi sahtekardır. Şarlatandır. Onların aldığı paralar da haramdır. Onlara gitmek de yanlıştır. Onlara gidenler de suçludur. ne oradan şarlatan diyeceksin. Bazıları diyor ki, benim cinlerim var, üzerine salarım diyor. Hadi ben buradan söylüyorum, bak buradan meydan okuyorum. <laughs> Daha önce söylemiştim, ses soluk çıkmadı. Şimdi aynısını yine tekrar ediyorum. Hadi bakalım o cinlerinizi benim üstüme salın. Sizi şarlatanlıkla itham ediyorum. Hırsızlık, dolandırıcılıkla itham ediyorum. Gönderin bakalım o cinlerinizi de bana ne yapacaksa yapsın. Hadi gönderin bak buradayım. Aha buradayım. Çıkmadan göndersin o cinleri de bir konuşalım. Neymiş bunlar? Ya yalan dolan hikaye dolandırıcı bunlar. Allah var başka bir şey yok. Ona sığınır. Evet. Bu sözle Allah'la bitiriyoruz. Madem böyle nida yükselttik. <laughs> onunla bitirelim. Tam bitirme cümlesi gibi oldu. Vaktimiz de doldu, tekrar görüşmek, buluşmak üzere. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı günler, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.